Nerede telefon? Telaşayı çekelim ya. Şey olur, hatıra olur. Köy hayır, köy hayırı diye. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Arka tarafta mangalı yaptık. Elektrikler yanıyor. Testten başarıyla geçti. Elektrik teknisyenimiz. Çorbamız hazırlanıyor. Acaba YouTube'a çekeriz, atarız, koyarız ya. Atarız, değil mi? Orijinal mangallarımız. Mangallar yanıyor. Bu da yeni dizayn, modern sistem. Ustamız. Tam gaz işler devam. Gençler çalışıyor. Ya bunları soy birader yatar. Çok sıcak. Hoş geldiniz biz. Hay maşallah. Hay maşallah. Bu gençlik oldu. Hepsini döküyor. Yağ dök. Abi bunu yedikten sonra gösterin. Ya beğenmezseniz keseriz. Tamam. Güzel görünüyor. Baharat biraz daha var bak. Bayağı var. Tamam. Tereyağımız. Tuz. Tuzludur ya baharat. Tuz vardır içinde. Tuzu olan varsa baksın. Tuzu vardır ha. Tuzun tuzu var. Şeydir o. Bakalım yine de. Bak. Başkasının hep kivaz alın gidin. İşte günün kahramanı. Gizli kahraman. Çekme o kamerayı. Ops. Atmayın. Kolay getir. Yasin sen orada aç bekle. Nasıl gidiyor? Kovalarını tekrar kapat. Orada. Bakın her şey kaldı, bir kalmayacak. Ne kalmayacak? Başlıyoruz mu kaptan? Enes kapağını açsana abi. Açacağım abi. Daha çok erken. Bak havluyla elin yakasın yine. Tamam mı? Yeter mi? 5 kilo su olacak. Yeter. 5 kilo olacak. Tamam. Yasin kapat. Tarcan mı abi sen? Evet içeri getirelim. Şu yolda alalım. Ne bu İsmail? Bulgur pilavı. Sebzeli bulgur pilavı. Hadi bakalım. Normalde pirinç pilavı yapıyorduk. Değişiklik olsun. Millette de şeker var, tansiyon var. Bak bulgurceli adam yani. Süper. Pirinç pilavı, bulgur pilavı. Süper.
Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Masalar da geldi. Bunları da çıksın madem. Şu altı masa. Ops. Tamam. Biraz toz duman var ama. Biraz önce baktım gördüm. Bu akşam. Maşallah maşallah. O yüzden diyor fazla durmuyor. Boş muhabbetle çıkıyor. Bir de tamam dolayı. Sulama yıkama çalışmaları devam ediyor. Sen adın ne? He? Adın ne? Berkay. Berkay. Evet, aksiyon başladı. Nasıl beyler? Oluyor mu? Olacak. Olacak. Başladık. Hadi bakalım. Şöyle uzaklaşayım ben. Şöyle. Uzaklaş, uzaklaş. Bu da Adil. Tanır mısınız bilmiyorum. Tanımıyor. Bulgur oluyor. Son temizlikler, son hazırlıklar. Masalar hazır. Son rutuşlar. Tamam da burada. Burası aksiyon yeri. Mutfağımız burası. Şimdi bunların bir tanesi geçince kızına bakın bakalım bir şey. Eyvallah. Ulan buna gitmiyorsun. Niye buna gitmiyorsunuz ya? Buna gitmiyorsunuz. Cazır cazır. Giydirin madem. Getir ben giydiririm. Açayım mı yazdım? Tamam biraz daha gidelim. Şu İsmail abi. Tamam şunu bir tat alalım. İlk partiyi pişirdik. Tam gaz devam etlerim. Duman gelmesin. Şu açığı alalım diyorlar ama. Aç bakalım. Evet ilk parti burada. Tavuklar pişti. Osman aga. Hay koçum benim. Patates şeyler domatesler de devam. Oo maşallah maşallah. Mehmet ben de çek. Eline yakışıyor abi senin. Nerede şef ben. Seninle yakışıyor abi. Ben ileride çalıştım da ben çekim. Doğrudur abi ondan zaten. İstanbul'a gittiğinde sardunya da çalıştım. Ondan zaten. Hava alsın diye mi yapıyorsunuz siz? Hava alsın diyorsun tut bu tarafa çığır. Hava alsın da değil duman. Doğuluyoruz burada da ondan diyor. Evet işte başardık. Sabirlerimiz gelmeye devam ediyor. Hazırlıklar tam az zaman. Beyaz da şöyle gelecek. Ne yapayım? Şey tak. Telefon çekmeye doyamadın ya. Ne? Bir şey mi dedin? Video çekmeye doyamadım. Sen adın neydi? Sen bizim köyden misin? Yok başka köyden. Ne işin var senin burada? Ajan mısın oğlum sen? Ha, o da seni çekiyor. Sen de beni mi çekiyorsun? Karşılıklı çekişiyoruz arkadaşlar. Fotoğraf mı video mu yalnız? Onu netleştirmek lazım. Ben YouTube'a koyacağım yalnız seni. Senin iş daha sıkıntılı. Fotoğraf çekeni çeken adam. Her açıdan yakalıyor. Bayrağımız da dalgalanıyor. Hiç hesapta olmayan bir yağmur her şeyi mahvetti.
İnsanlar yağmurdan kaçıyor. Mangal sakata bindi. Yağmur şoku. Şans sadece bizim köye geldi. Abi gene mi yağıyor be? 54'ün kaçıncı ayında bu? He? 54'ün kaçıncı ayında? Son ayında. İşte ben de ondan yapmıyor ben emekli onu. He? İlk ayda olduğu için emekli olacağım. Evet. Şş yapma. Ben de 12. Protokolü oturdu. Yağmur işlerimiz biraz bozdu ama. Her şey yolunda. Gelmedik Çekin abi. Osman. Bir. Bir iki. Bir. Oğlum şu protokole ilgilenelim önce ya. He? İlk işimiz protokolü olsun. Kolalarım zaten. İlk oraya bakalım. Tüm hızıyla çalışmalar devam ediyor. Güzel bir iftar olacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekâna ve ce'alnâ minel müslimîn. Nimet-i celilullah, bereket-i halilullah, şefaat senden ya Resulallah. Ya Rabbi, doymayan nefisten, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan dualardan sana sığınıyoruz Allah'ım. Senden sağlık, sıhhat, ahlakın en güzelini diliyoruz. Yaradana hamdolsun, yiyenlere afiyet olsun. Tüm ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için. Bilhassa Allah rızası için. Celle Vâle Fâtiha. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanımız, kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer büyüklerim ve arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İrfaniye köyümüzün ev sahibinde birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlamında güçlendirdiğimiz güzel iftar sofrasında bizleri buluşturan Cenab-ı Hakk'a şükrediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayı boyunca her gün gönüllü köylülerimizin sponsorluğunda vermiş olduğumuz iftar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vesile olup katkı sunanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah. İrfaniye köyü gençleri olarak ilk iftar programını üstlenmemizin ve sizlerin de buna şahitlik etmesini arzu etmemizin iki güzel anlamı bulunmakta. İlk olarak ruhumuzun huzur bulduğu köyümüze olan hasret ve sevdamızı ata duasıyla bütünlemek, ikinci olarak ise geçmişin samimiyetine duyulan özlem ile köyümüze yapabileceklerimizin farkındalığını ortaya koymaktır. Sayın Kaymakamım, değerli başkanım, saygıdeğer misafirler. Gelenek ve göreneklerimizle bile unutulmaya yüz tuttuğu bu gidişe son verdiğin
ve yeni nesillere nakletmenin gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu aşikar. Köyümüz gençleri olarak orada bir köy var uzakta, işte o köy bizim köyümüz denmesinin çok daha ötesindeyiz. Bizler kadim değerlerimize sahip çıkmayı kendimize önemli bir vazife olarak gördük. Bu bağlamda köyümüze ne yapmalıyız, nereden başlamalıyız derken bizden önceki nesillerin ve bizlerin de küçüklüğümüzde unutulmaz anılar biriktirdiği köy camii odasını restore ederek başlama kararı aldık. Bu duruma büyüklerimizin önerisiyle cenaze yemeklerini ekledik, ivme kazandık. Ramazan ayı boyunca her gün yapmış olduğumuz iftar programımız ile de taçlandırdık. İnşallah bunların daim olmasını temenni ediyoruz. Cami odamızı ilk olarak çatı aktarımı tamiratıyla başladık. Üzeri ahşap olduğu için ne kadar çabalasak da istediğimiz randımanı alamadık ve akıtmalar oldu. Akabinde köy gençleri bünyesinde Bursa'dan arkadaşlarımız Ramazan başkanımıza gelerek durumu anlattı. Kendisi bizlere desteklerini sunarak muhtarımızın hemen yarın gelip projeyi yazıya dökmesini istedi ve çok kısa zamanda bizlere yardımcı olup isteğimizi hallettiler. Bu anlamda Sayın Başkanımıza minnet duyuyor ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Alkış. Tabii ki bizler de içerisini donatarak samimi sohbetlere ve anılara şahitlik eden odamızı çok güzel bir biçimde faal hale getirdik. İnşallah da sizlerin de görmesi adına siz misafirlerimize de çay ikramımızı orada gerçekleştireceğiz. Sayın Kaymakamım, değerli başkanım, saygıdeğer misafirler. Sosyokültürel ve ekonomik olarak köyümüzden en iyi faydayı nasıl sağlarız bağlamında bütün handikaplı şartları da değerlendirerek alternatif proje istişarelerimizin olduğunu da bilmenizi isteriz. Bu anlamda fikri desteklerinizi isteriz. Daha sağlıklı düşüncelerimizin hasıl olması adına İrfaniye Köyü Gençliği olarak sizlerden istirhamımız arkamızda durup bizlere sahip çıkmalıdır. Umarız ortaya koymaya çalıştığımız bu sinerjiyi hep beraber en kısa sürede hidayete erdirebiliriz. Bizler şehirlerin samimiyetsiz ortamlarında cemiyet yapmak istemiyoruz. Bu bağlamda köyümüzde gençlerin ve kadınlarımızın ortak kullanım alanı odalarımızın faaliyete geçirilmesini, köy aydınlatma eksikliklerinin giderilmesini, köyümüzün belirli noktalarına bank temin edilmesini istiyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız için düğün, cemiyet ve bayramlarda kullanılabilecek, hoş ve samimi sohbetlere vesile olacak sosyal yaşam alanlarının sağlıklı bir aşevinin hem köyümüzün şu anki bireyleri hem de gelecek nesiller için yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Bizler sosyal medyanın gücünden de faydalanarak sizleri takip ediyor, samimi buluyor, sizlerin dönemini yapacaklarımız için şans olarak görüyoruz. Faaliyetlerimiz doğrultusunda yaptıklarınız ve çabalarınız için müteşekkir olduğumuzu belirtip hep birlikte yapacaklarımız için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan iftar programımıza katılımınızla bizlere onur ve şeref verdiniz. Sürçülisan ettiysek affola. Başta Sayın Kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza ve katılan bütün misafirlerimize İrfaniye Köyü Gençleri adına birlik ve beraberliğimizin daim olması duasıyla teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sen bugün ev sahibisisiniz, buyurun. Ne demek olur? Bursa'dan madem hocam tanışıklık. Yok, Dursun Bey'den kardeşim yıllar öncesinde. Seneler bir beraberiz. Yıllardır. Allah razı olsun. Hangi üniversite bitirdin?
Burada siz benimsemişsiniz, burada bizi bir araya toplamışsınız. Bu inşallah bir mukaddime olur. Bundan sonra artık bu zaten geleneksel hale gelecek inşallah. Her sene devam ettiğimize geçelim. Ama işte kandillerle, çeşitli vesilelerle yine bir beraber oluruz yani. Bunun güzel tarafı sizin çocuklarınız da bunu bir miras olarak alacaklar yani. Doğrukları, toprağı, aileyi hissedecekler. Ben bir de şunu belirteyim. Şimdi biz yani artık gençler şehir dışında yaşadığımız için çoğumuz kimimiz İzmir'de yaşıyor, kimimiz İstanbul'da, kimimiz Bursa'da. Genellikle evlendiğimiz kişiler de yabancı yerlerden olmaya başladı artık. Yani haliyle ister istemez. Ya gelin de yapar. Gelin de yapar. Elbette burada mesela damat eniştelerimiz de var. Hanımlarımız da yabancı olanlar var. Şimdi yani şimdi burası camiye çok yakın olduğu için cami odası olarak yapıldı. Yani ben şey olarak yapmışım. Burası bir cami odası. Kaymakamı. Yani yaş kadın namaz kıldıktan sonra gelip burada biraz hafif böyle diyecek. Çay içecek. Yani öyle diye. Bir de işte belediye başkanımız az önce ilettiğimiz bir gençlik merkezi gibi bir yer. Kültür amaçlı. Kültür amaçlı. Böyle kitapları koyabileceğimiz, kitap koyabileceğimiz. Orada böyle çay kahve yapıp içebileceğimiz. Orada da gençler olarak sohbet edebileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Hocasını anlatıyor. Onlara anlatmış hocası. Demiş ki ben demiş Kore Savaşı'na gönüllü yazıldım. Rahmetli babam da demiş tabii Birinci Dünya Savaşı'nı gördüğü için harp deyince korkuyor. Benim gönüllü yazıldığımı duyunca kalp krizi geçirmiş diyor. Hastanede işte 1950 yılında öldü diye gasılhaneye morga şey yapmışlar. İndirmişler. Tabii demek ki Allah vade doğmamış. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Gözünü bir açıyor, bir bakıyor her taraf bembeyaz. Anlıyor tabii morta olduğunu. Bir bakıyor anadan üryan. Yavaşça böyle almış o beyaz peştemalı usulca yine sarmış buraya. İnmiş tabii kapıyı açmış, koridorda bir hademe temizlik yapıyormuş. Bundan sonrasını siz düşünün artık. Demiş ki piş piş demiş. Tabii hademe bir bakıyor. Birader baksana deyince bir bakıyor Allah diyor şeyi bir kenara atıyor. Sopayı bir kenara. Koridorun köşeden şeyi zor bulmuş. Oradan tabi adam da şimdi gülüyor da olayı şeyi de öyle. Neyse demiş biraz bekleyeyim belki gelir. Bir müddet sonra kafayı uzatıyormuş bu. Evet. Ya demiş ben ölmedim Allah aşkına gel ya girişi de görüşürüz. Allah'a emanet. Kaymakamımızı uğurluyoruz. Evet, günün sonu böyle oldu.